Adım Hasan Hüseyin Kahraman. Toros Dağları'nın eteklerinde Taşkent'in Bazıları köyünde doğdum. 1975 yılında. Hayata gözlerimizi bu köyde açtık. Normal hayatım, çocukluk hayatım bir çocuklar gibi geçti. 6 yaşına kadar. 6 yaşında babam beni eşeğe bir gün bindirdi. Beraber gittik. Köyüme 10 kilometre civarında uzak bir yere vardık. Akşama kadar orada yaklaştık. Akşama kadar durduk. Ondan sonra dedi ki babam, oğlum sen burada yatacaksın bugün dedi. Baba dedim, şimdi ben burada yatarsam bana canavarlar zarar vermem mi dedi. Düşündü, oğlum dedi, insandan başka hiçbir şeyin zararı olmaz dedi. Tabii babam olunca şimdi biz ona güvendik şimdi orada. Şimdi ikinci sen çocuk olarak güveniyorsun. Babam oradan ağır ağır gitti. Babam gitti ama korku aklıma hiç gelmedi. Yani canavarlar bana nasıl olsa bir şey yapmayacaktı. O zamana kadar günümüzde sadece bana insana ve çocuklara zarar veren sadece canavarlar biliyorum. Başka hiçbir şey bilmiyorum. Bir de köyümdeyken dünyayı şöyle bilirdim çocukken. Şöyle gökyüzüyle dağların arasına baktığım zaman gökyüzüyle bitişmiş olaraktan görüyordum. Dünya sadece o kadar sanıyordum. Oraya varınca tabii daha yüksek olunca bir baktım çok geniş. Dünya çok büyük. Büyüdü orada. Tabii orada çocuk daha olsam bilgi sahibi olduğum için biraz ufkum genişlemiş oluyor. Sevindim. Babam gitti. Babamın gitmesiyle zaten hava vermeye ağır başladı. Güneş ufuktan yavaşça kayboldu. Benim yanıma da şeyi bıraktı. Bir naylon bıraktı. Bu naylonu şundan bıraktı. Tabii orada battaniye vardı bir tane de minder. Oğlum hava yağarsa dedi, bu naylonu üzerine çek, ıslanmazsın dedi. Tamam dedim. Hava karardı, ondan sonra ben yatağın içine girdim. Yattım. Tam uyumak üzereydim. Tam uyumak üzereyken bir baktım bir gıpırdı oldu. Şöyle bir baktım, kolumun yanı başında bir fare. Gezeledi. Oradan karanlıkta kayboldu, gitti. Tam uyumak üzereyken hava yağmaya başladı. Hemen o naylonu yatağın üzerine çektim. Hava şöyle güzel tıkır 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 yağıyor. Çok da güzeldi. Hiç aklımdan gitmez. Ben o yağmurun tıkırdısına uyumuş kalmışım. Yalnız aklımda şu vardı. Babam beni oraya götürürken bir güz mevsim olduğu için beyaz çiçekler çıkmış. Sabah olsun da o beyaz çiçeklerimi toplayayım diye aklıma geliyordu. Derken neyse gözlerimi bir açtım. Güneş yavaşça dağın arkasından kendini göstermiş. Oradan nasıl bir çıktım? Doğru çiçekleri gördüğüm yere. Tam çiçekleri toplamaya başladım. Tabii babam da köye gelir. Dediler ki hani çocuk nerede? Der ki çocuğu dağda bıraktım. O demiş çocuk ileride çok büyük cesaretli bir çocuk olacak demiş. Yani ben bunu bu için bıraktım. Tabii evde buna tepki gösterirler. Çevremizdeki akrabalar, dostlar. Babam erkenden göndermişler. Baktım babam geliyor. Beni görünce ne yaptın diyorum dedi. Anlattım durumu. Babam ben anlattıkça seviniyor. Yani benim cesaretli olduğuma çok seviniyor. Ondan sonra ileriki zamanlarda 7 yaşında, 8 yaşında bu beni dağa bırakmalar çok olmaya başladı. Ondan sonra birkaç tane arısı vardı. Birkaç tavukları vardı. Beni sürekli okulun dışına geldiği zaman hafta sonları sürekli dağın başına onu bırakır. Ondan sonra bu yer giderdi kendisi. Ama benim için hayat o zaman oradaydı. Neden? Çünkü sürekli öğreniyordum. Ben öğrenmeyi çok seven birisiyim. Fare gider. Fare nasıl bir hayvan? Geleni görürüm. Geleni nasıl bir hayvan? Ne yapar? Nasıl gezer? Ne yer? Ne içer? Bunlara bakardım. Ben bunu yaparken rahmetli dedem vardı. Bana bir lastikten bir sapan yapıyor dedi. Bu sefer sapanla kuşlara yaklaşırken birkaç tane kuş vurdum. Kuşu vurunca kendime doğada biraz daha yalnız başıma kalacağımın ümidi gelmeye başladı. Çünkü neden? Ben tek başıma dağda bir şeyler vurup bir şeyler yiyerekten hayatta kalma mücadelemi başarabileceğimi düşünüyordum. Ve de bu doğruydu. Biraz da devam ettim bu şekilde. Ondan sonra yaşım 11'e geldi. Babam bir gün bir baktım. Bana bir silah almış gelmiş. Yaşım 11. Tek bir tüfek. Bana özelliklerini anlattı ama yani şimdi bu kuşla da işte kuşu öldürüyorum ya.
Tabii avcı olarak şöyle bir baktığımda artık daha büyük hayvanlara vuracağımı düşündüm. Kendi kendime çok sevindim. Sabaha kadar tüfeğe bakarak da uyudum kaldım yatağın içinde. Ondan sonra silah bana geçince dağlarda gezerken hiç insanları görmek istemiyorum. Şundan dolayı istemiyorum. Dağda birisi beni görse benimle konuşacak, ben orada zaman kaybedeceğim. Ama adam gitmiş olsa ben avların peşinde olacağım sürekli. Hayatım bu şekilde bayağı bir devam etti. Babam 11 yaşına gelince bana bir tüfek aldı. Tekli bir tüfekti. Yani tek atardı. Şimdi bu tüfeği getirirken bir akşam vaktiydi. Oğlum dedi sana bir tüfek aldım dedi. Getirdi tüfeğe şöyle bir baktım. Yani şimdi bu tüfek benim mi dedim. Bu dedi tüfek senin git. Yani tabii avcı olduğum için kuşları öldürüyorum. Artık bu tüfek elime geçince daha büyük avları vuracağımı düşünüyorum. Kendi kafamda. O zaman daha özgürüm. Kimseye artık daha muhtaç olmayacağım. Sürekli dağlarda yaşayacağım. Benim şeyimdeki buydu. Ondan sonra tabii arıların yanına gittim. Tavukların yanına, şeylerin yanına. Hayatımı devam ettirmeye başladım. Şimdi yalnız tavşanları vuramıyordum. Şöyle vuramıyordum. Bunu ileriki zamanlarda öğrendim. Tavşanlara Allah öyle bir savunma taktiği vermiş ki izini kaybettiriyor. Yani avcılar bunu iyi bilir. Ve günümüze kadar da avcılar bunun sadece iki tane sırrını bilmişler. Ben beş tane sırrını öğrendim. Tabii bu sırrı da ben kimden öğrendim? Kurtlardan öğrendim. Bunu da anlatacağım. Şimdi tavşanların peşinden gidiyorum. İzlerinden gidiyorum. Bir bakıyorum tavşan yok. Kaçmış. Ama ben hiçbir zaman kaçan tavşanı göremiyorum. Bir türlü yaklaşamıyorum. 12 yaşında mıyım? 13 yaşında mı bilemeyeceğim. Bir gün bir baktım bir karın üstünde kanlar var, tüyler var. İyice yaklaştım baktım. Canavarlar, kurtlar tavşanı parçalamışlar. Bir düşündüm ben bu tavşana bir türlü yanaşamıyorum. Bu silahla yanaşamıyorum. Bunlar bunu nasıl gördü, nasıl şey yaptı? Bir inceleme yaptım. Kurtlar bunu öyle bir çözmüş ki hayvana yaklaşmadan geriden bir taraflardan bunu tamamen seziyorlar. Yattıkları yeri. Yattıkları yeri tam sezmek kadar kalmıyor. Tavşanda içgüdüsel olaraktan şöyle bir durum var. İzinden gelmedin, gitmediğin sürece seni düşman olaraktan görmüyor. Kurtlar tabi bunu bildiği için önce tavşanın 5-6 metre yanı başından bir gidiyor. Başka yerden dolaşıp geliyor. Tekrar başka yerden bir daha gidiyor. Sağından solundan tavşan uyuyor. Çünkü bunlar bana bir şey yapmayacak. Bunlar çünkü benim düşman olmuş olsa izimden gelirler diye düşünüyor. Neyse ben bunlardan biraz daha taktikler kaptım. Ondan sonra inanılmaz bir derecede bir avcı oldum. Yani 80 yaşlarında avcılar vardı. Benim yaptığım başarıyı mümkün değil yapmazlardı. Hatta şaşırırlardı. Nasıl yaptın derlerdi. Ben av anlatmasını hiç sevmezdim. Aksine avcılar da anlatırsa anlatırlar. Yani benim ağzıma kelamı zor alırlardı avcılar. Devam ettim neyse bu işe. Askerlik çağım geldi. Askere gittim geldim. Ve evlendim. Bu arada avdan biraz da soğumaya başladım. Neden? Şimdi askerlikten önce bir inşaatlara falan gitmiştim. Bir işler kendi kendime belirledim. Bir meslek sahibi oldum. Kepçe kullandım. Kepçe operatörü oldum. Şimdi ben av yapıyormuşum ama kendi kendime şöyle düşünüyorum. Ben bu işi geçimimi sağlamak için yapmışım. Şimdi tavşanları vurdum. Gece köye gelirdim. Tavşanları isteyenler satırlardı. Oradan birkaç kuruş gelirdi dedik. Ondan sonra askere gidip geldim. Evlendim. Bir çocuğum oldu bir tane. Yaylada küçük bir bahçem var. Şimdi çocuk havuzun yanında oynamak için çamurda oynuyormuş. Çocuk baba baba diye bağıraktan bir geldi. Tabii oğlum ne oldu? Yılan var, yılan var diyor çocuk. Hemen elime o anda tabii bizim yapımız öldürmek. Büyükçe bir sırık buldum oradan koştum. Nerede dedik? Hani havuzun içinde.
Baktım şöyle uzanmış ama çok büyük bir yılan. Tam vuracaktım böyle. Bir baktım çocuk oynamaya için hortumu, kısa bir hortum parçası bulmuş, suya atmışmış. O anda görmüşse büyük ihtimalle. Yazık, o anda bir baktım yılan hayatta kalmak için o hortum parçasının üstüne başını koymuş. Yani hayatta kalması mücadelesi veriyor. O anda ben öldürmekten tamamen vazgeçtim. İlk aklıma gelen yılan dedim, belinden bir tutayım, şöyle kaldırayım, kenara bir koyayım, kendine bir gelsin. Aynen yaptım. Koydum, şöyle havuzun dışına bıraktım. Çok büyük bir yılandı. Kuyruğundan kaldırdım. O büyüklük içine çok su yutmuş, ondanmış. Bir su boşandı, yılan inceldi gitti. Şöyle yere bir baktım. Masum hayvan böyle. Evet, yüzü ne kadar soğuk olursa olsun ama yere bırakınca şöyle ana ayrı bir sevgim düştü. Keşke bir canlansa diyorum. Bir baktım birdenbire kımıldamaya başladı böyle filan derken yılan şöyle başını kaldırdı. Titriyorum böyle, hayvan canı yok. Beni tam algılayamadı. Başını yere koydu. Az sonra tekrar kaldırdı. Bu sefer kaldırınca şöyle bana dilini uzattı. Ondan sonra dilini uzattı. Başını yere koydu, yavaşça geriye döndü. Ağır 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 kayboldu, vardı gitti. Ya bir düşündüm o anda. Ya nasıl tarif etsem, bu anlatmak da olmaz. Yani önceden içimde çok farklı bir şey vardı. Şimdi insanın yüreğe bir şey oluyor. Sevgi olduğu zaman var ya, sevgi çok bir şey, büyük bir şey. Bu anlatmakla olmaz. Hayvana çok büyük sevgim düştü. O anda avı çok seviyordum. Avdan nefret etmeye o anda başladım. Avı tamamen bıraktım da avı bırakmayı boşver, nefret etmeye başladım. Silahları görmek istemiyordum. Hayatım bu şekilde devam ediyordu ama şöyle bir zarar oldu bana. Ben avı bırakınca dağlarda bırakmak zorunda kaldım. Hızlı bir şekilde kilo aldım. Kilo aldım. Kilo alınca da isterseniz ben de bir hastalık mı derim. Ben bilmiyordum bunu. İştahsızlık, sürekli uyku hali. Yani çalışma isteğim yoktu. Bir hastaneye gittim. Ben de bir hastalık meydana gelmiş. Şeker ve kolesterol. Hem de dırmanmış gitmiş. 15 kilo almışım. Önce 70 kiloysam 85 kiloya çıktım. Doktor dedi ki senin raporunu yenileceğiz. Ya doktor ben ne raporu? Oğlum işte dedi senin şekerin kolesterolmüş. Dur şu şekilde. Bir düşündüm o anda. Ya ben sapasağlam adamdım. Bu bana nasıl geldi dedim ya. Zaten bir şeyler hissediyordum yani. Sürekli önceki halimden bir eser kalmadı. Dedim bu hastalık bana nasıl geldi? Ben bu dağları bıraktım. Ve tekrar devam etmek gerekiyor ama devam edersem de önce avcıydım. Şimdi ne yapacağım? Tabi bu sefer av olsun olmasın kendi başıma gideyim dedim ya. Bu sefer git gelmeye başladım. Her gittiğimde bacaklarıma ayrı bir can gelmeye başladı. Eski halimi anımsatmaya başladım. Gel git, gel git, gel git. Epey bir devam ettim. Benim kilo da düşmeye başladı. Benim sağlığım da yerine gelmeye başladığını hissediyorum. Önce yemeklerin tadı da farklıydı. Artık yemeklerin tadı da düzeldi. Doktor kontrolü geldi. Gittim. Beni bir ölçtü biçti şeylerine. Aferin oğlum dedi. Güzel dedi, şeylerin kullanmışsın dedi. Ya doktor bey dedim. Ben senin verdiğin hapın bir tanesini attım. Kendi kendime bir düşündüm. Bu hastalık bana nasıl geldi? Şundan dolayı meydana geldi. Ben bu işe tekrar devam edeceğim dedim. Bu şekilde devam ettim. Doktor bu konuma çok sevindi. Sen bu işe devam et dedi. Ondan sonra tabi aldığım ilaçları bir gariban bir vatandaş, bir hastadan bulduk. Verirdik ve o kullandı. Bu sefer sadece yürümek için de olmuyor. Bir fotoğraf gördüm bir de. Fotoğrafa şöyle bir baktım. Ya güzel bir şey, bunu ben de çekerim dedim ya. Ondan sonra elime bir fotoğraf çeken bir telefon geldi. Daha da bir Navruz çiçeğiydi, bir çiçek çektim. Hoşuma gitti derken bir daha derken biz fotoğrafçıyla hızlı bir şekilde alıştık. Alışınca tabi istersen dağlara gitmek gerekiyor. Değişik açılar yakalamam gerekiyor. Yani bunu düşündüm. Artık ben sağlığıma kavuştum. En önemlisi de benim için buydu. Bunu devam edince yurt dışında sosyal medya sayfası açtım. Yurt dışında benim fotoğraflarımı takip eden bizim bir köylümüz vardı. Kendine çok teşekkür ederim. Bana bir tane hediye makine almış. Bir gün geldim, hoş geldin dedim. Arkadaş dedi, bu makineyi ben sana aldım. Senin sayende ben memleketimi dedi. Görüyorum dedi. Ya ben almak istemedim, parasını vermek istedim, paramı almadı. Ondan sonra tabii bizim makinemiz daha profesyonel oldu. Daha iyi fotoğraflar çekmeye başladık.
Sosyal medyada da hızlı bir şekilde büyümeye başladım. Sosyal medyada fotoğraflarımı paylaşınca tabii benim fotoğraflarım biraz da farklı. Neden farklı? Bu işin içinde yaban hayatı da var. Buna benzer çok farklı şeyler var. İnsanların hızla ilgisini çekmeye başladı. Bu arada bana çok aşırı mesajlar gelmeye başladı. Ya işte biz de gelelim. Özellikle dağcı grupları, doğa gezginleri. Yardımcı olsan gelmeye çalışamıyorlar. Ve geliyorlar, yardımcı oluyorum. Ve bu bölgenin doğasını çok seviyorlar. Ve bunu ben de seviyorum bunu. Çünkü neden? İnsanları doğaya sevdirmek gerçekten güzel bir şey. Özellikle çevre konusunda, çevre duyarlama konusunda. Örneğin bir insan doğaya geldiği zaman benim yanıma, ben bunu anlatıyorum ve insanların da hoşuna gidiyor. Poşet konusunda, temizlik konusunda her zaman için öncülük yapıyorum. Ve bu insanlar bunu hızlı bir şekilde büyüyor yani. Bu çok hoşuma gitti. Ve çok güzel bir şey. Ve bu şekilde devam ediyorum. Diğer zamanlarımda da yalnızlığı çok seviyorum. Yalnızlığı sevmem başlı nedenlerinin bir tanesi şu. Ben yalnız kaldığım zaman şurada taş parçası daha olsun incelemeye kalkarım. Ve bundan bir şeyler öğreniyorum. Öğrenmek çok hoşuma gidiyor. Ya sonuna kadar da öğreneceğim. Öğrendiğim zaman da diğer insanlara faydalı oluyorum. Şimdi benim yanımda birkaç insan olmuş olsa sürekli mesela sohbet edeceğiz. Sonuçta kalıcı bir şey çıkmıyor. Ama yalnız olduğum zaman yani orada mükemmel sonuçlar çıkıyor. Örneğin şimdi şu olduğumuz bölgesi, buranın ismi Sayboğaz Kanyonu. Fazla burada bir ağaç yok. Ve düşündüm. Burada ağaç olmaması şey, nasıl tarif etsem, zamanında buraya sedire ağacı gelmemiş, tohumu da gelmemiş. Şimdi ben buraya sedire ağaçları dikiyorum ve tohumlarını atacağım. Bu görülen dağların her taraflarında sedire ağaçları çıkacak. Çünkü buraya en uygun ağaç sedire ağacı. Ondan sonra burada şu olacak, yaban hayatı çok aşırı bir şekilde çoğalacak. Bu bölgenin coğrafi yapısı kaya kartallarında çok elverişli bir yer. Çünkü şurada şu anda fazla yok. Neden yok? Gördüğünüz gibi de fazla orman yok, şey yok. Yaban hayatının gizleneceği bir yer yok. Şimdi buraya ilk geldiğim ben bu kanyonun altından girdim, ta üzerinden çıktım. Çok hoşuma gitti. Çok farklı bir coğrafyaya sahip. Çünkü neden? Şu anda oturduğum yer yayla, aşağısı da sahil. Aşağıda derenin kenarlarında incir ağaçları var. Düşündüğüm zaman bir araştırma yaptım. Bu Hadim bölgesi de İç Anadolu bölgesinin en farklı coğrafyasına sahip bir ilçe. Çünkü neden? Bir tarafı 700 rakım, bir tarafı da 2900 rakım Geyik Dağları'nda yanıyor. Bu çok mükemmel bir şey. İşte buranın en iyi yansıdığı yerde şu anda olduğumuz yer 450 metre yüksekliğindeki Sayboğazı Kanyonu. Sayboğazı Kanyonu da bunun ismini neden verildiğini bilmiyorum ama tahmin ettiğime göre şöyle. Bu kayaların farklı bir yapısı var. Kat kat gidiyor. Buna da Say diyorlar. Yani ismi güzel, hoşuma gitti. İnşallah bunlara sedir ağaçları dikeceğim, tohumlar atacağım, bu bölgeyi yeşerteceğim. Yani her boş kaldığım zamanlarda ben bunlara geleceğim. Bunu başaracağım inşallah. Ve burada doğa canlanacak, yaban hayatı canlanacak. Ve insanların çok dikkatini çekecek. Burada doğaya gelecekler, sevecekler, fotoğraf çekilecekler. İnşallah burası bu şekilde devam ettireceğim. Burası da çok sevdiğim yerlerden bir tanesi Hadim'in Bolat Ceylası köyünün ormanları. Burada geniş bir alanda bir şey var, çam ormanları var. Buraya çok geliyorum. Yani günümün birçoğunu burada geziyorum da bir kısmını da temizliğe ayırıyorum. Sebebi de şu, bu bölgeye piknikçiler geliyor. Poşet, moşet ne ararsan bulunuyor. En tehlikelisi de içki şişeleri. Bu şişeleri burada çok tahrip ediyorlar, kırıyorlar. Yani yarın güneş vurduğu zaman o mercek görevi yapar. Ondan sonra orada bir ateş kıvılcım meydana gelir. Bu güzel ormanları mahveder.
şunu yapıyorum. Bu kuşların, kurtların ve yaban hayatının diyelim bir eksik yeri var. İnsanlar suları bir şekilde kullanıyor ama hiç kimse bu dili olmayan, yani bilimsel bir şey olmayan hayvanlar susuzluktan bu bölgeye terk ediyor. Onun için hiç kimsenin görmeyeceği yerleri araştırıp bulup küçük çeşmeler yapıyor. Ve bunu gören kurtlar, kuşlar gelip orada özellikle, yani en çok zevk aldığım şeyin bir tanesi bu. Kuşlar gelip su içiyor ve o suyun içine banyo yapıyor. Bu bana çok büyük keyif veriyor. Ve kuşlar orada kendini güvenli hissettiği için o bölgelere yuvalar yapıyorlar. Aileleri çoğalıyor. Bu bana son derece zevk veriyor. Bir de şu var. Bu bölgede beni doğa sever olduğum için, hayvan sever olduğum için birçok insan tanıyor. Köylerde, illerde bir yaban hayatında herhangi bir hayvana zarar geldiği zaman direktmen beni arıyorlar. Burada geçen sene örneğin 10 tane şahin olay oldu. Şahinler bir şekilde silahla yaralıyorlar, kanatlarını kırıyorlar. Ondan sonra zaten hayvanların yanına varmıyorlar. O hayvanlar orada günlerce ağaç, susuz bekliyor. Açlıktan ölüyor. Eğer insan, gerçek bir insana rast geldiyse, insani bir insana rast geldiyse beni bir şekilde arayıp duyuyorlar ve ben de o bölgeye hızlı bir şekilde varıyorum. O hayvanı oradan getiriyorum. İlk yardımı yaptıktan sonra doğa koruma ve milli parklara teslim ediyorum. Onlar da tedavisi yapmak üzere Konya hayvanat bahçesine götürüyorlar. İlk yardım yaptıktan sonra, tedavisini yaptıktan sonra gerisini doğaya sarılıyoruz. Eskiden avcılık zamanlarında dağlarda gezerken çok tipi boran olmuştu. Yani çok büyük karlar yağmıştı. Sağma solma başka bir yerlerden gelen kuşlar kümeler halinde yığılıyorlardı. Ve açlıktan ölüyorlardı. Bir düşündüm. Tabii ileriki dönemlerinde ben bu kuşlara bir yardım görmem lazım. Bunlar açlıktan ölüyor. Hiçbir yiyecek bulamıyor. Çünkü her yer beyaz. Ağaç yok. Yemiş veren bir şey yok. Bir düşündüm. Dedim ki benim elmam oldukça çok. Ne yapayım? Bunları dedim ağaçların dallarına kışın takayım. Zaten renkli olduğu için çok uzaktaki kuşların dikkatini çeker ve buraya gelir. Bundan faydalanır dedim. Ve bunu ilk uyguladım. Tahmin ettiğimden daha çok güzel çıktı. Evimin, köydeki evimin çevresinde bunları yaptım. Aklıma, hayalime gelmeyen kuşlar gördüm. Geldiler, yediler ve bir ikincisi, benden önce 100 metrelerden kaçan kuşlar elmayı takar takmaz hemen park geliyorlar, yiyorlar bunu ve çok tadından şey yapıyorlar, mutluluk duyuyorlar. Ve bu kuşlar burada kendini güvende hissedince de, yani baharın ki yaptıkları iş gerçekten anlatılmaz. Evimin çatılarına, çeşitli ağaçlara hepsi yuvalar yaptılar ve benim olduğum yer kuş, bir kuş cenneti oldu. Çok güzel oldu. Ve bir de şu oldu, çevremdeki özellikle gençler, küçük çocuklar hepsi elmaları aldılar, ağaçlarına taktılar. Bir tane kuş geldiği zaman bundan çok mutluluk duyuyor. Ben de bundan mutluluk duyuyorum.